Ersin Ramoğlu, hayırcılar darbe gecesi reisin ölümünü bekledi. Şu hayırcıları tanıdınız mı? Hani 15 Temmuz akşamı Türkiye işgal edilmeye çalışılırken tankların arasından sıvışarak evlerine gidenler vardı ya. İşte bunlar onlar. Yani ellerinde rakı kadehiyle Erdoğan'ın öldürülmesini bekleyenler. Bunlar onlar işte. O gece reisin öldürülmesini bekleyenler şimdi hayır cephesinde buluştu. O akşam az kalsın memleket elden gidecekti. İçimizdeki puçları kullanarak saldırmışlardı. Büyüyen Türkiye'yi yok etmek istediler. Kendi göbeğimizi kesmek istediğimiz için saldırdılar. Yeni ve büyük Türkiye'yi hazmedemediler. Yani 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Amerika ve NATO vardı. Amerika NATO ile birlikte Türkiye'yi işgale kalkıştı. Taşeron olarak da Pensilvanya'daki puçtu kullandılar. Reis ve yüce millet olmasaydı şimdi mevtaydık. Başımızı kesmişti şerefsizler. Hala uğraşıyorlar. Hayırcılara bakın, onları görürsünüz. Kanun kaçağı Cancık isimli haine Almanya boşuna kucak açmadı. Ülkesini karalamak için gece gündüz çalışan şerefsiz de Amerika, Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkeleri tek tek gezerek Türkiye'yi karalamaya devam ediyor. O Türkiye'yi kara çalıyor, Almanya da ona ödül veriyor. Türkiye'yi işgal etmek için Amerika ile birlikte hareket eden Almanya, FETÖ ile de sevişiyor. Can Dündar'ı Berlin'de bir haber portalının başına getirdiler. Cancık, FETÖ'nün en önemli gazetelerinden Hayko Bağdat ve Yavuz Baydar gibi isimlerle birlikte vatana ihanetini sürdürüyor. Azılı Türk düşmanı Alman gazeteleri Der Spiegel ve Bild de onları destekliyor. Referandum öncesi malum Anchorman gibi satılmış kalemler hayır için düğmeye bastı. Bassın. Onlar zaten demokrasi mitinglerinde de yoktular. Darbenin gerçekleşmesini dört gözle beklediler. Marmaris'ten gelecek ölüm haberi onlar için müjde olacaktı. Ama halkın feraseti ortada. Millet onların kim olduğunu iyi biliyor ve ne yapacaklarını da. Daha reis alanlara inmedi. Devlet Bahçeli ile Başbakan Binali Yıldırım da evet kampanyasını başlatmadı. Buna rağmen yapılan anketlerde halkın %62'si yeni anayasaya evet diyor. Onlar sahaya inince oran daha da yükselecektir. Hayır diyen kesimin tavırları, yalanları, millete güvenmemeleri halkın hem yeni anayasasına hem de uzun adama sıkı sıkıya sarılmasını sağlıyor. İnkar etseler de CHP, terör örgütü PKK ve FETÖ ile aynı noktadadır. PKK'lı Cemil Bayık ve KCK'lı Rıza Altun anayasa değişikliğine kesinlikle hayır oyu verilmeli diyor. Aynı şeyi CHP'nin başı Kemal Kılıçdaroğlu da söylüyor. Şerefsiz FETÖ'de. Bu millet 15 Temmuz'da canını vererek demokrasi ve ülkesini korudu. Ya hayırcılar ne yaptı? Evlerinde rakı içerek Erdoğan'ın öldürülmesini bekledi. Gördünüz mü Deniz Baykal'ı demokrasi nöbetlerinde? Ya da Kılıçdaroğlu ile diğer malum CHP'li mebusları? Hayırcı enkırmenler. Mesele bu kadar açık işte. Ersin Ramoğlu, Sabah.